Verdiğimiz zaman yani işte bir sürah bardakla üzerine döktüğümüz zaman e, toprakta akmalar söz konusu olacak ve alttaki tohum e, yerleri değişmiş olacak. Bazı yerlerde çıkmayacak bazı yerlerde de çok sık bir şekilde çıkacak. Onu önlemek için e, artık e, imkanlarımız her türlü imkanlarımız mevcut. Bu e, ev ortamında işte cam siller vesaire buna benzer ambalajların pompalarından da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet, ince bir şekilde aşağı yukarı bir santim kalınlığında e, üzerine şeyimizi ektik. Ne yapıyoruz? Tekrar elimizle bunun üzerine bastırıyoruz. Rahatlıkla çıkmasını sağlayalım diye. Suyunu da verdikten sonra üzerini kapatıp e, güneş alan bir yerde ve hatta işte e, biraz daha kuzey kısımlarda tutabilirsiniz. Artık tohum kendini göstermeye başladı. Toprak yüzeyine vurduğu zaman da üzerindeki o naylon örtüsünü kapatmış olursunuz. Yani burada naylonla kapatmaktaki amaç e, vermiş olduğumuz suyun e, kısa sürede o nem kaybı olmaması için daha çabuk e, tohumların çıkabilmesini sağlayacak. Bu e, bir maydanoz ekimimizdi. Burada size anlatacağımız diğer ürünlerimizden de. Şöyle size gösterelim. Dediğim gibi çok çok alternatifler var artık üretebilmeniz için. Evet, şunu da şöyle alalım. Daha rahat sizlere anlatma fırsatı olsun. Burada gördüğünüz gibi kameramanım yakından gösteriyorsa. Tohum üretim konusunda çok çok alternatifler var. Bir yolda dediğimiz bu tür gözenekler olan, hazır gözenekler olan bir e, üretim kabı. Bunun içine tohumla işte, işte ekim toprağını doldurduktan sonra ve kalem ucuyla ve hatta işte e, parmak ucuyla bunları rahatlıkla şöyle yine bir uygulamasını yapalım. Bir saniye. Burada tohumlarımızı işte maydanozlu, tereydi, rokaydı bu tür yeşil aksamlı ürünlerimizi deminki yapmış olduğumuz uygulamayla direkt dikebilir ve tüketene kadar da orada yetişmesini sağlayabiliriz. Ama eğer ki domates yetiştirmek istiyorsak, işte biber yetiştirmek istiyorsak, salatalık yetiştirmek istiyorsak Bunların önce deminki uygulama gibi ekip işte şimdi eldivenim biraz beni rahatsız ediyor. Sizlere daha faydalı olabilmem için e, eldivensiz çalışmak istiyorum. Şimdi burada tohumlarımızı şu biçimde parmak ucuyla veyahut da işte kalem ucuyla hafif bir çukur oluşturduktan sonra tohumlarımızı ne yapıyoruz? birer ikişer tane. Çünkü siz hani hobi amaçlı yapacağınızdan dolayı yani çok üretime ihtiyacınız olmadığından dolayı çok az 8-10'ar tane yetiştirmeniz sizin için yeterli olacak. Bunun da zahmetine katlanabilirsiniz. Bu oluşturduğumuz çukurların içine ikişer tane tohum atabiliyoruz. Bunları attıktan sonra üzerine tekrar ince bir toprakla kapatıyoruz. Ve demek ki anlattığım gibi bunların da sulamasına devam ediyoruz. Üzerine yine kapatıyoruz. Bunlar ee, ekimini yaptıktan sonra aşağı yukarı bir iki hafta içerisinde kendini gösterecektir. Peki kendini gösterdikten sonra hangi boya geleceklerdir? Burada da sizler için yapmış olduğumuz, uygulanmış olduğumuz bir e, işte domates fidesi gördüğünüz gibi bu şekilde ekilip zamanında aynı bir yoldalara ekilip bu büyüklüğe geldikten sonra bunları istediğimiz işte e, balkon saksılarına veya artık nasıl